Açsın yani. Abi şunu fırlatır mısın benim için? Öyle dememiştim de neyse. Reis. Benim bu aralar dayağa ihtiyacım var ya. Çünkü o kadar mükemmelim ki. Biri beni dövüp abi, ne haddimi abi bildirmesi lazım ki kendime geleyim, anladın mı? Hepiniz ekrandan hoş geldiniz arkadaşlar, ben Yunus ve bugün sizlerle, evet bugün lanet olasıca bir videoyla karşınızdayım. Yanımda lanet olasıca bir herif var. Onun adı Lazo. Evet, Lazo ile beraber bugün bayağı bir kutu açacağız ve onların arasından Crow çıkartmaya çalışacağız. Evet. Ve bu çocuğa uzun zamandır Crow çıkmıyor. Çok uzun zamandır. Zaten ve dünyanın sandığını açmasına rağmen çıkmıyor. Şu anda 18 tane sandığı var. Ve Crow çıkmasını o kadar çok bekliyorum ki ben Crow çıkacak diyorum. Ben çıkmaz diyorum ama o zaman şöyle yapalım. Tamam. Çıkarsa reis. Sen bana yumruk at. Bir saniye bir şey bakacağım. Ona göre diyeceğim ben, dur. Oranına mı bakacağım? Oranına hızlı bir şekilde bakayım. Ay buradan. Aa! Çok düşükmüş lan. Niye bu kadar düşük oğlum? Ne bileyim abi. 0.04 nedir ya? Yani tek çıkmayan karakterim Crow. Reis. Tek tamam karakter. Bence yine de ben lafımın arkasındayım. Çıkacak. Çıkmazsa yumruk atayım sana. Ben çıkacak mı diyorum? Evet. Çıkmazsa sen bana yumruk atıyorsun. Ha. Çıkarsa ben sana yumruk atıyorum. Tamam. Karnımıza. Karnına. Tamam. Kan kusacağız reis. Öyle bir yumruk at ki bana. Yemin ederim ya ölürken o yumruğu düşüneyim. Diz de atayım Ali abi, böyle dirsek de atayım. Yok, sadece yumruk. Öyle yumruk atacaksın ki bana. Dirsek de atayım. Ölüm döşeğimdeyken aklıma gelecek, diyeceğim ki eskiler aklıma gelince bu yumruk da aklıma belki gelecek. Belki abi bu yumruktan sonra bütün geçmişini unutursun ve geleceğe de hiçbir şey yapmazsın yani, öyle kalırsın. Yani öyle bir yumruk olur. Tamam. Geçmiş. Bilincimi yitireceğim ya. Yok canım, o kadar da değil. Ama belli olmaz, bakarsın ben sana atarım. Belki hayatının noktası burada biter yani, son tamam. Nokta. Hadi başlayalım o zaman. Hızlı bir şekilde açalım. Evet, Drill yükseldi. Güzel. Ben hızlı açıyorum reis, çıkarsa diye. Tamam. Bakalım. 8, 10. Abi bir de benim hiç max karakterim yok yani. Senin gibi değil bu. Yani hiç max karakterim yok. Öyle böyle değil yani. Max karakterlerin yokken yine çok iyi kupa kastın ya. Yani harika, reis, harika bir kupadasın. Bir de şöyle bir şey var bak, neydi onun adı? Bir tane karakterin Max'a çok yakın. O hangisi biliyor musun? Dur en az yapalım. Ha bak, şu yakın, şu yakın, şu da yakın. Zaten bunlar da yakın. Yani şunlar işte. Bull'la Shelly işte. Bull az. İki tane öküz karakter. Gerçi Shelly o kadar. Onların yıldız gücünü de alamam ben zaten. Aynen, 2000'in taş istiyor. Yani 2000 altını nereden bulacağım ben? 2000 altın aman, hep taşla altını karıştırıyor. Reis ne yapıyorsun tık tık? Şey yapmıyorum ya. Şu kabloya vuruyormuş. Hah. Tamam. Şöyle açıyoruz. Ver artık da şeyi bekleyecektik normalde. Rosa'nın gelmesini bekleyecektik de Rosa'yı taşla alırız diye düşünüyorum. Zaten ya o zaman. Rosa zaten ender karakter olduğu için muhtemelen gelirse maksimum 40 taşa satılacak. Abi ender karakterler 30 taşa satılıyor ama. Tamam. 30 taşa satılsın. Yani, maksimum dedim. Alırız ben yani 30 taşa. Her türlü herkes alacak onu zaten. Şimdiden o herkese de arkadaşlar çıkar zaten yani. Taşlarınızı şimdiden harcamayın. Rosa gelince direkt satılacak, markette aynen, alırsınız. Aynen aynen, kesinlikle. Reis çıkmayacak gibi gözüküyor. Yumruğu yedin reis. Dizi yedin moruk. Belli olmaz, dur bakalım. Yumruğu yedin. Abi sana ne zaman Crow çıkacak ya? Abi şimdi çıksa da mı sevinemeyeceğim acaba ben? Çıkmasa da mı sevineceğim? Nasıl olacak? Sen iki türlü de tam sevinemiyorum. Sen çıkmazsa seviniyorsun. Bana yumruk vuracağını. Ama çıkmadı diye zaten üzülüyorum. çıkmasını beklemiyordun ki sen. Evet yani, evet. Mantıklı. Ama çıkarsa seviniyorum, bir bakım yumruk yiyorum. Evet. Çıkmadı reis. Yumruğu yedim moruk. Başka sandık yok değil mi sağda solda? 60 taş var şey ama. Ha, al. Şunu açalım ya. Yok yok. Onu şeyi bekletiyoruz da Rosa'yı. Yumruğu yedim moruk. Hadi. Kanka ya. Karnına yumruk atacağım. Diz de atacağım böyle. Şöyle. Ciddi misin ya? Evet. Hadi bakalım. Şimdi normalde ben böyle bir şey yapmazdım, kabul etmezdim ama videodan önce söyledik. Evet. Ya videoda da söyledik. Videoda söyledik daha doğrusu. Videodan önce söylemedik ki.
Reis, vuruyorum. Dur dur, bir saniye. Bir saniye, bir daha gireceğim. 20'de duramıyorum ya. Bir daha gireceğim, bir daha. Hayır, 20'de duramıyorum. 20'de duramıyorum. Tamam, hadi. 20'de duramıyorum. Ben böyle sinirleniyorum, biliyor musun? Ben sinirleniyorum reis. Oğlum, dur. Durmam lazım bir yerlere. Çok sinirleniyorum. Korktum oğlum. Biz böyle anlaşmamıştık Yunus. Oğlum çok kıpır kıpırsın, bir saniye. Ters bir şey yapayım. Valla tırstım şu an, yemin ederim tırstım. Isınmam lazım. Tamam, niye bu kadar ısınıyor? Isındım abi. Niye ısındın? Isınmam lazım. Tamam, anladım, ısınman lazım. Reis dur. Bitmedi, bitmedi. Kalk. Yedim moruk. Reis bunu şey yapacağız. Bunu atacağım. Hocam ondan sonra montaj olduğunu göstereceğiz. Ha tamam. Çünkü yoksa Ali abi nasıl dönerse falan filan affederler beni. Tamam. Evet şimdi de gerçek görüntüleri görmüşsünüzdür. Bu kadar sert dövemezdim ama en azından bunu izlemek keyifli olacak. Güzeldi. Ama ya biraz koreografi hatası vardı. Ben dirseği vurduğumda direkt düşüyor. İnsan böyle bak şöyle olur. Senin dirseğini görmedim. Değmedi zaten. Sen şöyle yapacağına böyle yaptın. Dirseği yiyorsun. Fark etmez, ben öyle düştüm. Ben öyle düştüm. Hayır şöyle olur ya dirsekte hani vururlar. Böyle olur. Tık, tık. O dirsek değil, diz. Her neyse benim mevzum oydu biz. Daha önce tiyatroda çalışırken ben böyle dayak yiyorduk. Ya da böyle dayak atıyorduk. O zaman senin kupanı biraz düşüreyim. Bu kim bu? Yo. Bu ne lan? Instagram'dan ya. Instagram var mı bunda? Ya, Blue6'e kurdum. Ha. Instagram'dan beni takip edin gençler. Tabii ki de Lazali'yi dövmedim. Ama istersem döverim bir gün yani. Reis. Benim bu aralar dayağa ihtiyacım var ya. Çünkü o kadar mükemmelim ki. Biri beni dövüp abi, ne haddimi bildirmesi lazım ki kendime geleyim, anladın mı? Çok mükemmelim bu aralar. Öyle misin reis? Birinin beni dövmesi lazım. Bana bir ders olması lazım. Yani. Orada ısınayım derken şu an bayağı bir enerji harcadığımı fark ettim ben ha. Oğlum orada sen... Ne yaptın? Korktum lan. Neyse. Yanlışlıkla vurur diyeyim. Ya bu... Oğlum şimdi Instagram kurulur mu lan bu Instagram? Göstermeyeceğim onun yorumunu. Vallahi bile enerjim gitti ya. Arkadaşlar bir an... Allah belanı versin senin ya. Allah Allah. Her yerden yazıyor herif. Her yerden yazıyor. Yani gençler. Bir El Primo oynayalım dedik. Şurada mı o şeyde? Ha iyi değil. Burada El Primo, Frank, Barley, Dynamite Crystal'ı biliyorsunuz. Çok güzel bir harita yani. Herkese... Elverişli bir harita. Ya şöyle söyleyeyim, ben bu haritayı, en çok bu haritayı seviyorum diyebilirim ya. Abi ne yapıyor bu çocuk? Ben sana dedim Instagram'a en azından Blue Stay'e kurma. Kurmamıştım normalde Blue Stay'e hiçbir şey kurulmaz. Dün bir şeyden dolayı kurmuştum. Bakmam lazım bir şeye. Vallahi Allah senin var ya. Kıvanç senin. Abi şunu fırlatır mısın benim için? Öyle dememiştim de neyse. Reis kupada kaybettik, telefonu da fırlattın. Kırık telefon. Tamam neyse kırıldı herhalde artık. Anladım. Dün öyle demedim mi oğlum? Fırlatır mısın dediğinde yatağa değil yere fırlatacaksın diye. Getirsene bakayım telefonu ne olur. Hazır biraz daha prim kasalım yani. Hem telefon daha da... Telefon zaten bozuk ama yani çalışıyordu. Yine bir şeyler daha oldu. Neyse gençler videoyu çok uzatmayacağım. Burada kapatıyorum. 10 dakika yapmıyorum lan bu videoyu. Oh. Kupa da kaybettim. Kural da çıkmadı. Birkaç action oldu ama onlarca şu Kıvanç benim... Kıvanç mıydı çocuğun adı bilmiyorum ama 50 kere mesaj attı. O benim bayağı modumu düşürdü ya. Tak 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 atıyor. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.